Aslan ve yükselen burcu aslan olan dostlar, Kasım ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Şimdi Kasım ayında yine önemli, yani bir tutulma ayındayız sonuç olarak. Boğa burcunda bir tutulma yaşayacağız. Hemen ayın başında sayılır, 8 Kasım'da. Sabit grup bir burçta ve tabii ki aslanları, yükselen burcu aslanları diğer sabit gruplarda olduğu gibi etkiliyor. Peki doğum haritanız tabii ki etki alıyorsa. Bu doğum haritanızda tutulma derecesine yakın yerleşimleriniz varsa daha da güçlü tabii ki etki alırsınız ki bilhassa yükselen burcu aslan olanlar hayatınızın tam tepe noktasında bir tutulma ayı yaşayacaksınız. Tam karşısında bir akrep burcunda dördüncü evinize bir biliyorsunuz güneş tutulması yaşandı. Şimdi orada başlayan konular diyelim. Aile içindeki gündemler ki bazılarımızın aile değil de sanki kardeşleri ve yakın çevresiyle daha çok gündem oldu bu tutulma ama asıl konu ev kökler. Şimdi bu tutulmayla beraber oradaki konular bir ortaya çıkacak. Daha görünür olacak. Yer mi değiştiriyorsunuz? Kariyer planlarınızda mı değişiklik var? Yaşadığınız yer, aileniz, mesela ebeveynleriniz, onların hayatlarında da bir takım yenilikler, değişimler olabilir. Eğer iş hayatı olan bir aslansanız kesinlikle kariyer hayatında çok önemli adımlar, gelişmeler, yön değişimleri getirebilir. Çünkü Uranüs'lü bir tutulma. Uranüs olduğu zaman zaten son 2 yıldan beri bu alandan geçen Uranüs orada bir takım yenilikler getirdi hayatınıza, getiriyor olmalı. Şimdi bu tutulma orayı biraz daha büyütecek, görünür hale getirecek. Şimdi önemli değişimlerle beraber mesela aile şirketleri, aile içindeki yerleşim yeriyle ilgili konular, ondan sonra bazı ortaklı işler ki ortaklı projeler de burada çok ön planda olacaktır. Gerçekten de sizin için belki de hayatınızın fırsatlarını getirebilir. Ha şu da var, tutulmalar zorlayıcıdır, ani kopuşlar, ayrılışlar getirebilir. Özel hayatlarda da olabilir bu tabii ki. Ortak projelerde de olabilir. Fakat bu tutulmanın hemen ardından tabii doğum haritanız etki alıyor mu almıyor mu bilmiyoruz. Genel konuşuyoruz. Belki de güzel etkiler alıyor haritanız. Bu ayın ikinci yarısından itibaren 17'sinden sonra aslına bakarsanız durumlar biraz değişmeye başlayacak. 17 Kasım'dan itibaren daha çok sizin ilgi alanınız bundan buradan çıkıyor. Biraz daha böyle hevesli, daha coşkulu, daha iyimser bir hava esmeye başlayacak. Çünkü daha çok çocukları olanlar orayla, aşk ilişkileri, flörtler gibi alanlar aktif olmaya başlıyor. O çok bunalmış olan aslanlar için söylüyorum. Biraz daha neşe ve keyif anı yaklaşıyor sizler için. Hemen 22'sinden itibaren ise, şimdi Güneş de Yay burcuna geçerek sizin odağınız daha çok keyif, eğlence, ondan sonra hobiler, çocuklar, çocuk sürprizleri, aşk hayatı, yaratıcılık da bu da çok önemli tabii. Özellikle yaratıcılık gerektiren meslekler yapanlar, ilham gerektiren işlerde becerileri olan arkadaşlara çok yarayacak 22'sinden sonraki süreç. Ve burada 24'ünde bir yeni ay olacak 24 Kasım'da. Tabii ki 5. evinizde bir yeni ay, 10. evinizde bir tutulma. Hakikaten de çok enteresan uçlarda bazı şeyler yaşıyor olabilirsiniz sevgili aslanlar. Hayatınızda böyle hızlı hızlı yenilikler, değişimler olabilir. Ama birçok aslan için şunu söyleyebilirim. Hayatında yeni kararlar alarak kariyer noktasında özellikle terfi alacaklar var. Yön değişikliğine gidecek olanlar var ve burada önemli fırsatlarla karşılaşacak olanlar var. Bir diğer grup var mesela. Onlar belki yaş grubu olarak daha yaş genç gruplarından bahsediyorum. Aşk hayatları çok gündeme gelecek. Özellikle 20'sinden 17'sinden itibaren hatta. Aşk yeni hikayeler başlıyor, yeni flörtler başlıyor. Seyahat imkanları çıkacak birçok aslana mesela özellikle 20'sinden itibaren. 22'sinde Güneş Yay'a geçiyor. 24'ünde bir yeni ay meydana geliyor ki bu yeni ay uzun vadeli hedefler, planlar, seyahatler, yer değişimleri gibi durum ve düşünceleri de hayatınıza getirebilir. Sevgili aslanlar ve
16 ve 21 Kasım sizin için bence çok değerlendirilmesi gereken fırsatlar getirecek bir zaman dilimi olarak gözüküyor. Sadece toparlamam gerekiyorsa işiniz değişebilir, hayatınızdaki yönleriniz değişebilir. İş hayatı, ailevi konular, mekan yerleri, işte taşınma değişikliği gibi durumlar olabilir. 17'sinden sonraki süreç ise tamamıyla hayat biraz daha renklenecek. Çünkü ateş elementi yükseliyor, girişimler başlıyor sizin hayatınızda. Hareket alanınız orada yoğunlaşacak. Aşk hayatı içinde önemli adımlar, gelişmeler. Kasım ayının sonlarında aşk hayatında en şanslı burç siz sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Çocukları da buraya katabiliriz. Bebek haberleri, gebelik haberleri gelebilir mesela. Ve son olarak dikkat etmemiz gereken konu şu sevgili aslanlar. Mars Kasım ayı boyunca retro, ikizler burcunda retro. Ve bu sizin sosyal alanınızdan geçiyor. Sizin en çok dikkat etmeniz gereken alan burası. Mesela arkadaşlarınız, sosyal çevreniz. Orada vereceğiniz, alacağınız mesela maddi koşullar, maddi manevi fark etmez ama daha çok maddiyata dayalı sanki. Verdiğinize, vereceğinize, alacağınıza dikkat edin. Çünkü bu alan sizin para evinizi de etkiliyor. İlişkiler evinizi de etkiliyor. Şimdi gecikmiş bir borç gelebilir veya siz onu isteyebilirsiniz. Talep ettiğiniz mesela daha önce borç verdiniz ama alamadınız geri. O gelebilir. Veya tam tersi biri sizden bir para yardım isteyebilir. Verirseniz haberiniz olsun alamayabilirsiniz sevgili aslanlar. Onun yanı sıra bir de şuna dikkat edin lütfen. İlişkilerde özellikle tanıştığınız, tanışacağınız insanlar biraz geçmişten geliyor olabilir. Eskiden tanıdığınız yarım kalmış bir iş projesi, ortaklık, belki de aşk hikayesi gibi konuları da hayatınıza getirecek. 28 Kasım'da ise Mars ve özellikle Satürn'ün olumlu bir açısı var. Bu sizin yaşamınızda bu sosyal çevreniz yine kayıplarınızı toparlayabilirsiniz. Önemli dost çevrelerinden yardım alabilirsiniz ki eş ve partner ilişkileri için de bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O Mars Satürn'ün olumlu etkisiyle Kasım'ın son haftasında bir şeyleri yoluna koyacağız ve daha keyifli bir ay sonu geçireceğiz sevgili aslanlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.